Merhabalar. Taksitli ödeme planlarını nasıl oluştururuz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gidebildiğimiz gibi diyalogosu üzerine tıkladığımızda ve arama alanımıza ödeme yazmamız durumunda parametreler altında bulunan ödeme planları ekranımızı çalıştırırız. Buradan yeni bir ödeme planı eklemek için F4 komutunu kullanıp ödeme planı tanımlayacağımız ekrana geliriz. İlk başta görmüş olduğunuz firma alanımız default olarak gelmektedir. Hangi firma üzerinden işlem yapmak istiyorsanız ilgili firmadan giriş sağlamanız gerekir. Plan bilgilerine geldiğimizde ise yapacağımız ödeme planı ile ilgili bir kod belirleyip daha sonrasında ödeme planımıza ait bir açıklama belirlemeliyiz. Ve daha sonrasında yapacağımız ödeme planına ait herhangi bir indirim kartı tanımlamak istiyorsak liste içerisinden daha önceden tanımlamış olduğumuz indirim kartlarını seçebilmekteyiz. İndirim ve masraf alanlarımıza geldiğimizde ödeme planlarımızı yüzdesel değerlerde indirim ve masraf uygulayabilmekteyiz. Ayrıca yapacağımız ödeme planlarımızı hızlı satış ekranlarımızda, mobil sistemlerimizde ve restoranlarımızda kullanabilmekteyiz. Bunun için gerekli şartlamaları yapmamız yeterli olacaktır. Restoranlarda kullanılabilen ödeme planlarında artı default değer olarak karşımıza gelen değer tahsilat ekranlarında default olarak gelecektir. Ve daha sonrasında ödeme planımıza ait herhangi bir fiyat gruplaması var ise listeden çoklu seçim yapabilmekteyiz. Magento kullanan bir firma isek buradan ödeme planına ait ilgili Magento metodu değerini gireriz. E-ticaret kullanan bir firma isek, burada görmüş olduğunuz B2B ve B2C bilgilerinde sanal post bilgilerimizi, yapacağımız taksitlerde taksit sayılarımızı, artı bir taksit uygulamak istiyorsak ilgili değerimizi, taksitimizde minimum vereceğimiz değer örneğin 100 TL ve üstünde artı 3 taksit uygula gibi örneklendirmelerimizi buralardan yapıp taksit erteleme seçeneği ile ilgili taksitlerimizi erteleyebilmekteyiz. Ve daha sonrasında bu ilgili alanlarımızı B2C ve B2B'de göster seçenekleriyle ve girdiğimiz komisyon değerleriyle ilgili tanımlamalarımızı gerçekleştiririz. Diğer alana geldiğimizde ise buradan belirleyeceğimiz özel kod ile ödeme planlarımızı gruplayabilir, vereceğimiz yetki kodu ile de ödeme planlarımızı kullanıcılar tarafından kısıtlayabilmekteyiz. UBL ödeme koduna geldiğimizde ise combo alanımızdan seçmiş olduğumuz ödeme kodlarını kullanabilmekteyiz. Durum alanımızda daha önceden tanımlamış olduğumuz ödeme planlarını üzerinde işlem olduğundan dolayı sistem silmeye izin vermeyecektir. Buradan pasif seçeneğini getirerek ilgili listelerimizden kaldırmamız mümkündür. Ödemelere geldiğimizde ise yapacağımız ödeme türünün taksit olacağını belirleyip tutar formülüne geldiğimizde aşağıda görmüş olduğunuz formülasyonlardan bir değerimizi belirleyip örneğin genel fiş tutarı üzerinden tarih formülasyonuna baktığınızda ise hesaplanacak tarih bilgileri sol alanda, buna karşılık verilecek formülasyon değerleri de sağ tarafta görmüş olduğunuz tabloda belirtilmektedir. Biz fiş tarihinde işlemin yapılacağından dolayı artı 0 değerini veririz. Yapacağımız ödeme planı 6 taksitli bir seçenek olduğundan dolayı tutar formülüne geldiğimizde taksit sayımızı satır sayısı kadar çoğaltmamız gerekmektedir. Buradaki tutar formülüne de artı olarak yapılacak her ayki ödemenin 6'da bir değer şeklinde verilmesini sağlamaktayız. Yeni bir satır açarak da aynı şekilde taksit seçeneğini seçip fiş tutarı, genel fiş tutarı bölü 6 taksitimiz ve bir sonraki ay olacağından artı bir değeriyle gelebilir. Bu şekilde tanımlamalarımızı satır olarak çoğaltabileceğimiz gibi F12 altında bulunan diğer seçeneğinde satır çoğalt işlemiyle daha önceden 2 taksitimizi girmiş olduğumuz değerimizde kalan 4 taksitimizde sayı değeri olarak girip tamama bastığımızda görmüş olduğunuz gibi toplam 6 aya bölünmüş taksit seçeneğini karşımıza getirecektir. Ve daha sonrasında işlemlerimizi tamamlayıp F2'yi kaydederiz. Görmüş olduğunuz gibi taksitli ödeme planımız listemize gelmiş bulunmaktadır. Nasıl çalıştığını görmek istediğimizde bir perakende faturası girmeyi deneyelim. Buradan F4 ekle diyerek bir perakende satış faturası düzenleyelim. Listeden carimizi seçerek daha sonrasında bir ürün getirip ve bir miktar belirtip ödeme planı alanında biraz önce oluşturmuş olduğumuz 6 taksitli ödeme planımızı seçip
İşlemlerimizi tamamladıktan sonra F2 kaydettiririz. Ve karşımıza gelecek ödeme işlemlerinde taksit ile oluşturacak ödemeleri bize tutar olarak listelemiştir. Hangi ayda ne kadar ödememiz gerektiği yazmaktadır. Farklı bir ödeme seçmek istiyorsak ilgili combo alanımızdan ödeme seçeneklerimizden birini de seçebilmekteyiz. Daha sonrasında F2 kaydet diyerek faturamızı kaydedip yeni bir sekme açıp taksit listemize geldiğimizde biraz önce oluşturmuş olduğumuz faturanın ne kadarı ödenecek durumda olduğunu, tarihi geçmiş ödemelerimizin veya gelecek ödemelerimizi kırmızı olarak belirtmiş bulunmaktadır. Diğer ödemelerimizin ödenecek durumunda beklemektedir. İlk ödememizi F12 altında bulunan tahsil et öde seçeneği ile ilgili ödememizi yapıp görmüş olduğumuz gibi durumumuz ödendi durumuna gelmiş bulunmakta. Ödenen tutarımız ödenen kolonunda yazmakta. Kalan tutarlarımız aynı şekilde kalan kolonunda yazmaktadır. Bu şekilde gerekli taksit işlemlerimizi de takip edebilmekteyiz.